iş jeti pazarında enteresan gelişmeler var. Bir olayın sıfır uçak tarafı var. Bir de tabii ki ikinci el durumları var. Her ne kadar ekonomik kriz ortada olsa da iş jetlerinin ikinci el pazarında çok ciddi bir hareket mevcut. Ve dünyada ikinci el alım satımlarda dünyada en fazla işlemi yapan Jetcraft. Değil mi? Yıldırım Bey de uzun yıllar Bombardier iş jetlerinin Türkiye temsilcisi de şu an Jetcraft'ın Türkiye temsilcisi. Evet. Uzun yıllardır siz bu pazardasınız. İkinci el pazarına neden bir hareketlilik var? Şimdi pandemi sırasında iş adamları seyahat edemediği için yeni uçak sipariş etmediler. Sipariş etmeyince üreticiler de fiyatlarını düşürmemek için imalatı kıstılar. Sonra hiç beklenmedik bir anda geçen sene Haziran'da açılınca herkes bu sefer uçaklara hücum etti. Yeni uçak alamadığına göre ikinci ele hücum etti. Onun için ikinci el pazarı şu anda dünyada her tarafta hareketli. Türkiye'de ikinci el olarak iş adamları hangi tür uçaklar arıyorlar? Yani pazar nereye doğru gidiyor? Çok ilginç gelişmeler var tabii ki. Var. Katiyen küçük uçak satılmıyor. Orta büyüklükte veya böyle bunun gibi büyük Global Express bu tip uçaklar satılıyor daha çok. Ama katiyen küçük uçak talebi yok. Peki bu uçakların menzilleri de çok uzun. Kıtalar arası uçuşlar yapabiliyorlar ama Türk iş adamları gerçekten bu kadar uzun uçuşlar yapıyorlar mı? Ne kadar kendileri kullanıp ne kadar ikinci elde veya hava taksi olarak kiralıyorlar? Şimdi tabii herkesin ne kadar hava taksi olarak kiraladığını bilemem ama büyük uçak sadece uzun yol gitmek için değil. Aynı yolu ayda 6 defa gidiyorsunuzdur. Küçük uçak da yorar. Onun için büyük uçak hem uzun menzil için veya çok sık orta menzil de olsa çok sık gittikleri için tercih ediyorlar. Hani ikinci el araçlarda fabrika garantili gibi durumlar vardır. Jetcraft olarak siz bir iş adamı gelip ikinci el bir uçak istediği zaman nasıl bir hizmet veriyorsunuz? Çünkü sonuçta her biri müşteri için çok özel imal edilmiş uçaklar bunlar. Evet. Şimdi Jetcraft olarak biz dünyanın en büyük uçak alım satım işini yapan organizasyonuz. Yani hiçbir sene 100 uçağın altına düşmüyoruz. Geçen sene 124 ile kapadık. Biz 70'ten fazla kişiyiz. Kendi içimizde kontrat ofisimiz var. Kendi içimizde teknik ofisimiz var. Biz bu uçağı satmak için alıyorsak önce bizim teknik ekibimiz gidiyor bakıyor. Onaylarsa alıyoruz. Yoksa her uçağı almıyoruz. Ona göre bir ekspertiz raporu tabii. Diyelim izleyicilerimiz tabii. Anlayacağı şekilde ona göre bir hazırlık yapıyorsunuz. Ne olduğunun tabii. Tam halini garantileriyle mi sunuyorsunuz bunu? Eğer uçağın halen üzerinde garantileri varsa onlar otomatikman devroluyor. Yoksa biz Jetcraft olarak ayrı bir garanti vermiyoruz ama bizim zaten verdiğimiz uçak garantili gibi uçak. Tabii ki bu Türkiye pazarı için uçakları siz tarif ederken uzun menzil, işte Global Express gibi içinde bulunduğumuz uçaklar gibi. Şöyle bir izleyicilerimize ikinci el fiyatları nedir bu uçakların diye alacağımızdan değil merakımızdan soruyoruz size. Vallahi yaşına göre, üzerindeki uçuş saatine göre 12 milyondan artık 30-40 milyonlara kadar gidiyor ikinci eller. Bu uçak da Black Eagle'ın uçağı. 6000 mil menzili var. Bu demek oluyor ki İstanbul'dan Los Angeles'a ekip hariç 6 yolcuyla non-stop gidebilirsiniz. Bunun mesela nedir bir fiyatı yaklaşık pazar raiç olarak? Yani 15 milyon dolar. Dolar civarında evet. Bir fiyat veriliyor. İkinci elde de bu prim yapması uçakların bu dönem için geçerli mi? Çok yaptı. Çok yaptı. Yani 11-12 milyon dolarlık uçaklar 15-16 milyonlara çıktı. Bir de bulması da zor. O yüzden de siz... paramız da olsa bulması zor. Temini zor. Ama Jetcraft herkesin ihtiyacını karşılayacak tecrübede, kapasitede, ekip olarak da, tecrübe olarak da. Bu tür hizmetleri siz iş adamlarına, isteyenlere veriyorsunuz. Ve sizin garantinizde sizin sunduğunuz özelliklere sahip uçakları bunların satışını gerçekleştiriyorsunuz. Portföyünüzde helikopter var mı? Yok. Kalmadı. Kalmadı. Tamamen uzun menzil herhalde biraz daha Türkiye pazarı için ağırlıklı. Daha bu geçen sene açılmadan önce bizim envanterimizde 25 ile 30 arası uçak olurdu. Şimdi 7-8'lerde o da zaten çabuk gidiyor. Ortalama bir süresi var mı bir uçağın satışa size gelmesi ve ikinci el satılması ne kadar bir süre geçiyor bununla ilgili? Maksimum 2 ay.
iki ayda tabii bütün dünya pazarını tarıyorsunuz, tabii. Talepler geliyor. Tabii bizim JetCraft olarak dünyanın 20 ülkesinden fazla yerde ofisimiz var. Bütün dünyada satış ekibimiz var. Onun için biz daha çabuk, daha hızlı satıyoruz. İmalatçılara belirli miktarlarda sipariş verip işte sıra almak gibi böyle çalışmalarınız var mı? İmalatçılar ikinci el uçak satanlara uçak vermiyorlar. Direkt satmıyorlar. Yoksa onu da alırız. Bizim finansal gücümüz de kuvvetli. Verseler alırız ama birisi sipariş etmiş de uçağını teslim almıyorsa onu, slotunu bize satabilir. Ona kimse karışamaz. Oturuyorsunuz, görüşmeler yapıyorsunuz. Tabii. Finansal açıdan iyi bir teklifse, onlar da tabii. Kabul ediyorsa bu şekilde tabii. Veriyorsunuz. Tabii. Evet, gördüğünüz gibi sıfır uçaklar olduğu kadar ikinci el uçaklarında gerçekten yönetilmesi hem profesyonel açıdan hem de daha ekonomik olarak bunu gerçekleştirmek üzere bu hizmetler veriyor. Bu konuda da aynı otomobillerde olduğu gibi uçaklar içinde ciddi bir ikinci el pazarı var.